Oh.
Thank you.
Allah anlar.
İde, onu yaşayan bilir. Onlar anlamış. Anlamış ve gitmiş. Şimdi bize düşen, biz de anlayacağız. Temel mesele de bu. Biz neyi anlamamız lazım? Değerli Müslümanlar, insan için en kıymetli varlık hayattır. Şimdi bir kimseye deseniz ki, hayatını şu kadar mal karşılığında bana vermez. Neden? Hayat olmazsa malın ne anlamı var? Hayat varsa malın bir kıymeti var. Hayat yoksa malın bir kıymeti yok. Peki hayatta bulunmanın, yaşamın anlamını kaybettiği yer neresidir? Esarettir. Vatanın düşman işgaline uğramasıdır. Yaşamın da anlamını kaybetti. İnsan için en kıymetlidir. Ama öyle bir yer zaman gelir ki, öyle bir an gelir ki onun kıymetini kaybeder. O vatanın işgal altında bulunmasıdır. İslam tarihinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamından tutun bugüne kadar hilal ile hac. Hilal ile hac. Hakla batıl. Özgürlükle ihtilal. Nerede mücadele etmişse bu saymış olduğumuz şeyler orada var. Ve insanlığın bidayeti ile başlayan ve insanlık durdukça var olacak olan bir mücadeleden söz ediyoruz. Hak batıl mücadelesi. İyilikle kötülüğün mücadelesi hep devam edecek. Bu geçmişte yaşanmış. Bugün yaşanmıyor demek değildi. Eskiden kılıçla, topla, tüfekle yapılıyordu. Bugün başka bir şeyle ama yapılıyor. Bugün şekil değiştirmiştir. Sadece o kadar. Bugün belki sinsice ama bizim anlayamadığımız bir şekilde ama daha da vahimi insanların gönüllerine girerek onlar aldatılarak eder. Sorunumuz da bu. Değerli Müslümanlar, şehit Allah rızası için canını feda edendir. Ne için? Kendisinden sonra o toprak parçası üzerinde yaşayanlar özgür yaşasın. Dinlerini yaşayabilsinler. Namuslarına halel gelmesin. Nesillerini Allah emrettiği gibi yetiştirsinler. Diğer sayamadığı bütün mukaddesat uğruna canını feda eder. O kendini başkası için feda ettiğinden dolayı mukaddesat uğruna kendi canını feda ettiği için Allah ona dünyadaki ve ahiretteki mertebelerin yücesini verir. Peygamberleri Allah seçer. Ama şehitler kendi istekleriyle canlarını feda ederler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar. مَا عَدُنْ يَدْعُدُ الْجَنَّةِ يُحِبُّ اَنْ يَرْجَعَ اِلَى الدُّنْيَا. Cennete giren hiçbir kimse yeniden dünyaya dönmek istemez. Ölmüş, Allah ona cenneti nasip etmiştir. Mükafat olarak vermiştir. Peki bu kimse dünyaya dönmek ister mi? Dönmek istemez. Ancak bunun bir istisnası vardır. O da şudur. İlle şehid buyuruyorlar Allah Resulü. Ancak şehit cennete girdiği halde yeniden dünyaya dönmek ister. Neden acaba? O kimse yetemenna en yavgâ ile dünya, şehit yeniden dünyaya dönmek ister. Feyüktele aşra merra, 10 defa daha öldürülmeyi
öldürülmeyi isteyerek tekrar tekrar dünyaya dönmek ister. Neden? Lima yara minel kerame. Allah Teala Hazretleri melekleri, insanları aşırı itibar ve ikramları sebebiyle onlar yeniden dünyaya dönmek ister, yeniden öldürülmek isterler Allah yolunda. Bu şehitlerin mertebesini bildiren Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden en önemlilerinden biridir değerli Müslümanlar. Elbette bugün bizim bütün ülkelerde, dünya ülkelerinde, memleketlerinde askerlik diye bir şey var. Bizim memleketimiz İslam kültürünün vermiş olduğu anlayışla, askerliğe başka bir önem atfeder. O da şudur. Asker ocağına Mehmetçik, yani Muhammedçik. Muhammedçik demek. Mehmetçik. Asker ocağına peygamber ocağı denir. Peygamber ocağı. Çünkü ondan geliyor. Geçmişten bugüne hep böyle anılmıştır. Çünkü orada görev kutsaldır. Bugün barış halindeyiz. Mevlamız barışımızı bozmasın. Tamam. Ama nöbet var. Nöbet tutan da savaşan gibidir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. Aynâne lâ temessuhumâ ennâru. İki göz vardır. Onlara ateş ilişmez. Onlara ateş ilişmez. Ateş o iki gözü yakmaz. Hangileri onlar? Aynun beket min haşyetillah. Göz ki, gözler ki Allah'ın haşyetinden, Allah'a olan derin saygıdan dolayı onlar ağlar. Onları Allah yakmaz. Ve aynun batet tahrusu fî sebîlillah. Bir de vardır ki, bir göz vardır ki o da Allah yolunda nöbet tutarak geceleyen gözler. Bu anlayışı anlatacağız. Bu şuuru aşılayacağız. Ne için? Askere giden, askerde bulunduğu sürece Allah elçisinin yanındadır da onun için. Bunu bilecek. Allah elçisinin miras bıraktığı oğlu da nöbettedir de onun için. Onu hem bir şeref bilir, hem bir ödev bilir, hem de ibadet şuuru ve anlayışıyla bunu yerine getirir. Evet arkadaşlar, hem bir siyasetçi, hem bir veteriner, hem bir hoca, müfessir, tefsir yapmış. Ama onu tamamlayamadan vefat etmiştir. Onun tefsiri Tevbe suresine kadar olan bölümü de bugün mevcut. Dolayısıyla yazmış olduğu İstiklal Marşı da onun her bir mısrası, her bir satırı emin olun Kur'an'ın tefsiridir. Kur'an'ın tefsiridir. Hangi satırı olursa bağımsız olduğuna öz ve veciz insanların anlayabileceği ve insanların hissiyatına tercüman olacak bir metin. Bugün aslında irdelemek istedik birkaç cümle. Mehmet Akif Karşıoğlu bugün toplumumuzda bizi ilgilendiriyor. Maalesef genç neslimiz tarafından ya hiç tanınmıyor ya da çok az tanınmıyor. Bu İstiklal Marşı 10 kıtadır. Bu 10 kıtayı ezberlemeyen o kadar çok genç var ki, o kadar çok öğrenci var ki. Peki şimdi biz neyi düşünebiliriz? Şunu düşünelim. Bugün bir şekilde çocuklarımızı, gençlerimizi
büyüklerimizin ellerinde cep telefonu. O da zaman ayırıyor. Ama yakın tarihimizi ilgilendiren, yakın tarihimizi ilgilendiren bu gibi konularda kültür seviyesinde de olsa, madem böyle adam aşık var, kültür seviyesinde de olsa, gençlerimizin, genç neslimizin, çocuklarımızın bilgi sahibi olmadığı hepimizin, üzmektedir değerli bir şey. Bu üzüntü verici bir durum. Hiçbir toplumda kendi geçmişiyle ilgili eksik bilgiye sahip hiçbir memleket olamaz. Böyle bir şey yok. Geçmişini bilmeyenler geleceği inşa edemez. Geçmişi bilecek. Bu memleket hangi sıkıntılardan geçmiştir? Bunu bilmeye gerek. Şimdi ben merak ediyorum. Bazen şöyle düşünüyorum. Kendim için de düşünüyorum. Diyorum ki bu insanlar şu kadar zaman ayırmış, eser yazmış. Ama biz bu eserlerin isimlerini bilemiyoruz. Merhaba Akif Safa'yı yazmış. Safa. Efendim, Tevbe Suresi'ne kadar tefsir hazırlamış. Daha birçok şey. Bunlar eğer bu akşamın mesajını vermiş. Eğer çocuklarımız, gençlerimiz, hane halkımız, komşularımız, bir toplumda birlikte yaşadığımız insanlar, bunlardan haberdar değilse, ehemmiyet de vermiyorsa, o zaman biz geçmişten hangi ibreti alabiliriz? İbret almak mümkün değil. Oysa Allah Teala fe'tebirû ya ulil ebsâr buyuruyor. Ey temiz akıl sahipleri, aklını imanın eline verenler, aklını kirletmeyenler, ibret alın. İbret ise tecrübe denen geçmiş hadiselerden ders çıkarır. Bu vesileyle değerli Müslümanlar, inşallah bir farkındalık oluşacak. Biz de hepimizde, gençlerimizde, çocuklarımızda buna ehemmiyet göstereceğiz. Belki anonsu geç yapmış olabiliriz ama ben bu saatte bu kadar canımızda, bu kadar Müslümanın bulunmuş olduğunu da yadırgıyorum. Azdır. Ehemmiyet verilmesi gerekiyor. Bu doğru değil. Öyle bu vatanı kurtaranlara bir program gerçekleniyor. Bu programı bir saat dinlemek için zaman ayıran insanlar sadece parmakla sayacak kadar dedi. Şimdi şöyle çıkaracak, şöyle çıkaracak. Belki de buluruz karşılığında. Ama gerek yok. Bu kalabalık bize bir şeyi anlatıyor. Farkındalık. İlgisizlik en büyük hastalıktır değerli Müslümanlar. İlgisizlik en büyük hastalıktır. Üstelik bedensel değil, ruhsal bir hastalık. Mevlamız hepimizi ecdadımızın bırakmış olduğu eserlere, en büyük eserlere olan vatanımıza sahip şifayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve fu'anna ya Rahim. Ve fu'anna ya Kerim. Ve gfir lana zunubena bi fadlike ve kerimike.
İslam'ı daima aziz ve mansur eyle. Düşmanları da her zaman
سيد المرسلين